Arkadaşlar merhaba. 9 numaralı föyümüzde gazlar ünitesinin 3. kısmını işleyeceğiz. Ve bu föyde sizlere Dalton'un kısmi basınçlar kanunu, ondan sonra gaz karışımlarını ve ondan sonra da sizlere gazların su üstünde toplanması konularını anlatacağım. Ve bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. İlk olarak Dalton'un kısmi basınçları kanunu. Bir gaz karışımında her bir gazın tek başına yaptığı basınca o gazın kısmi basıncı denir. Ve bu basınç değeri gazın tek başınayken aynı kapta aynı sıcakta bulunduğu değere eşittir arkadaşlar. Bir gaz karışımının toplam basıncı ise karışıma oluşan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir. Ve bu kanun arkadaşlar Dalton kanunu olarak bilinir. Kaba baktığımızda kapta A ve B gazları vardır. Ve A ve B gazları için V değerine bakarsak yani hacimlerine bakarsak aynı kapta oldukları için birbirine eşittir. Sıcaklıklarına bakarsak yine sıcaklıklar da aynı kapta oldukları için birbirine eşittir. Ve ideal gaz denklemini A gazı için ve toplam gaz için yazılıp oranlanırsa burada V'ler birbirini götürür. R zaten sabit birbirini götürür. T'ler de aynı olduğu için birbirini götürür. Ve en son PA bölü PT eşittir. NA bölü NT bağıntısı elde edilir arkadaşlar. Benzer şekilde aynı şeyi B gazı için yaparsak PB bölü PT eşittir. NB bölü NT olur arkadaşlar. Yani gazların basınçları oranı molseler oranına eşittir aslında. Ve zaten ideal gaz denklemine baktığımız zaman P ve NRT yazdığımızda T aynıysa, R aynıysa, V de aynıysa N ile P'nin doğru orantı olduğunu görürsünüz. Yani N arttıkça P artar. Ve burada basit bir oran orantı kurabilirsiniz. Mesela 1 atmosfer basıncı 1 mol gaz yapıyorsa dersiniz 2 mol gaz kaç atmosfer basınç yaptı diye sorarsanız buradan 2 atmosfer diye sonuca ulaşırsınız. Yani formül bilmesek bile doğru orantıdan soruyu çözebiliriz. Bir de mol kesit diye bir kavram vardır. Bu da bir gaz karışımında bir gazın mol sayısının toplam mol sayısına oranıdır aslında. Mesela A gazı için mol kesitinden bahsedersek XA ile gösteririz bunu. Mol kesitini X ile gösteririz. Ve A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Yani kapta A ve B gazları vardı. A ve B gazların mol sayısı toplamına eşittir arkadaşlar. B gazı için mol kesitini söylersek bu da NB bölü NA artı NB ya da NB bölü N toplam şeklinde ifade edilebilir. Ve bir gaz karışımındaki tüm gazların mol kesitleri toplamı her zaman 1 olmalıdır. Çünkü mesela A gazın mol kesitini yazarken diyoruz NA bölü NA artı NB demiyor muyuz arkadaşlar? B gazınınkini yazarken NB bölü NA artı NB yazıyoruz yine. Ve bunları topladığımızda NA artı NB bölü NA artı NB çıkacaktır. Ve dolayısıyla birbirini götürecektir ve her zaman bir eşit olacaktır. Unutmayalım. Bir karışımdaki bütün gazların mol kesirleri toplamı neye eşittir? Her zaman bir eşittir. Ve şuradaki bağıntıyı üstteki şu bağıntıları düzenlersek eğer buraya getirsek bunları neydi bağıntı? PB bölü PT eşittir NB bölü NT'ydi. Burada PB'yi yalnız bıraksak PT'yi karşı atarsak NB bölü NT oranı neydi? XB'ydi yani mol kesiydi. O zaman toplam basınçla gazın mol kesini çarparsak yine neyi buluruz? Kısmi basıncı hesaplayabiliriz. Evet, kısmi basıncı hesaplamak için şu tane formülümüz oldu. Hepsi birbirinden türetilmiş formüllerdir ve bunların hepsini gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya oran orantı yaparsınız ya da mol kesiriyle toplam basıncı çarparsınız veya maddelerin basınçları oranını molseler oranına eşitlersiniz. Buradan yine cevabınızı bulursunuz. Etkinlik 1. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan yay gazının kısmi basıncı 0,6 atmosferdir. Buna göre bu soruda cevaplandırınız demişler. Arkadaşlar kaba bakıyoruz. Kaptaki gazların molseleri verilmiş bize. Y gazı 0,2 mol, X gazı 0,3 mol. Buna göre X gazının mol kesri, Y gazının mol kesri ve X gazının kısmi basıncı toplam gaz basıncı nedir diye sorulmuş bize. İlk önce mol kesirlerini hesaplayalım. Mol kesiri nasıl hesaplanırdı? XA eşittir. Neydi? X'in mol sayısı bölü N toplamdı. Ve kaptaki X'in mol sayısı 0,3. Toplam mol sayısı nedir? 0,3 artı 0,2'den 0,5'tir. Bölersek 0,3 bölü 0,5 olur. Ve bu da nedir arkadaşlar? 3 bölü 5 veya 0,6 çıkacaktır. Y gazın mol kesirine bakalım. XB, XY dersek arkadaşlar. Bu arada buna X diye X diyelim. Buna da XY diyelim. XY'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısı yaparsak. Y'nin mol sayısı nedir? 0,2 moldür. Ve toplam mol sayısı 0,5'ti. Buradan da ne çıkar? 2 bölü 5 yani 0,4 çıkacaktır. Ve gördüğünüz gibi toplamları ne eşit oldu? 1 oldu. 1'e eşit oldu. Ya da XA'nın mol kesini, A'nın mol kesini hesapladıktan sonra birden çıkarsaydık. Yani şöyle yapsaydık. 1 eşittir neydi? XX artı XY idi. XX'i ne bulmuştuk arkadaşlar? 0,6 bulmuştuk. Buradan da X'in mol, Y'nin mol kesini
0,4 olarak hesaplayabildik ikinci yoldan. Bu da mümkündür arkadaşlar. Yani buradan veya buradan yapabilirsiniz. Bunu ikinci olarak düşünün B şıkkında. Peki, X gazının kısmi basıncı kaç atmosfer demiş. Arkadaşlar, Y gazının kısmi basıncını bize 0,6 atmosfer olarak vermişlerdir. Ve Y gazı kaç moldür? 0,2 moldür. Ben burada istediğim yoldan çözebilirim ve mesela şöyle bir şey yapabilirim. 0,2 mol 0,6 atmosfer basınç yapıyorsa o zaman 0,3 mol gaz ne kadar basınç yapar diye sorabilirsiniz. Bu birinci yoldur ve buradan ne bulursunuz arkadaşlar? 0,9 atmosfer olduğunu bulursunuz. Veya formül kullanırız. Formül neydi? Formül P1 bölü P toplam eşittir N1 bölü N toplam şeklindeydi. Buradan arkadaşlar ne yaparız? Biz X'in mol sayısını bu kullanarak, Y'nin mol sayısını kullanarak toplam mol sayısını ve onun kısmi basıncını hesaplayabiliriz. Fakat en kolay yolu budur. Ve D şıkkı toplam gaz basıncı kaç atmosferdir? Arkadaşlar X'in yaptığı basıncı 0,9 bulmuştuk. Y'nin yaptığı basıncı ise soruda 0,6 olarak vermişlerdi. Ve toplarsak toplam basınç ne olacaktır? 0,6, 0,9 daha 1,5 atmosfer olacaktır diyebiliriz. Örnek 1. Sabit sıcaklık rejimindeki kapalı bir kapta 4 gram helyum gazı, 16 gram oksijen gazı ve 64 gram SO2 gazından oluşan bir gaz karışımı bulunmaktadır. Bu gazların ideal gaz olduğu gibi davrandığı varsayıldığında yargılanan hangileri doğrudur demişler. Bakalım. Helyum ile SO2'nin gazlarının kısmi basınçları eşittir. Helyumun kısmi basıncı oksijenin kısmi basıncından küçüktür. Oksijenin kütlesi 2 katına çıkarıldığında karışım toplam basıncı helyumun kısmi basıncının 3 katı olur demişler. O zaman ne yapalım arkadaşlar? İlk önce kaptaki her bir gazın mol sayısını bulalım ve buradan da bunların kısmi basınçlarına geçiş yapabilirim. Bir kabımız var. Kabımın içinde 4 gram helyum var. Soruyu özetleyelim şöyle. 16 gram oksijen gazı var ve 64 gram da SO2 gazı var. Tek tek mol sayını bulalım. N helyum. 4 gramda mol kütlesi neydi? 4'tü. Buradan hesaplarsak 1 mol çıkacaktır. Benzer şekilde oksijenkini hesaplayalım. NO2 eşittir. Neydi kütlesi? 16 gramda. Bölü eması O2 olduğu için 32. Ne çıkar? 0,5 mol çıkar. Ve son olarak da NSO2 hesaplayalım. SO2'nin mol sayısını hesaplayalım. 64 gramda. Eması nedir? S32. Oksijen 16 çarpı 2'den 32. 64 yapar. Yani kükürt dioksitin de mol sayısı 1 mol çıktı. Ve artık şimdi yorumlayabiliriz. Helyum ile SO2'nin gazların kısmi basınçları birbirine eşittir demiştir. Evet, ikisinin de mol sayısı aynı olduğu için kısmi basınçları aynıdır. Helyumun kısmi basıncı oksijenin kısmi basıncından daha küçüktür demiş. Yanlış. Çünkü helyum mol sayısı 1, oksijeninki 0,5. Yani helyum mol sayısı 1 olduğuna göre basıncı 2P ise oksijeninki 0,5 olduğuna göre basıncı P olacaktır diyeceğiz. O yüzden ikinci önerme yanlış olacaktır. Ve üçüncü önermeye bakarsak eğer, üçüncü önermede ne demişler? Oksijenin kütlesi 2 katına çıkarıldığında karışımın toplam basıncı helyumun basıncının 3 katı olur. Arkadaşlar oksijen 0,5 moldü. Kütlesi 2 katına çıkarsa ne olur? Mol sayısı 1 olur. Kütlesi 2 katına çıktığı için mol sayısı 2 katına çıkar ve 1 mol olur. Ve kaptaki her bir gazın mol sayısı aynı olduğu için toplam basınç ne olur? İlk şuradaki verdiğimiz örneğe göre düşünürsek 2P'ydi. Helyum mol sayısı 1 moldü. Ve toplam 3 mol gaz olduğu için toplam basınç ne olacaktır arkadaşlar? 6P olacaktır diyeceksiniz. Ve helyum basıncının 3 katı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu sebeple 3. yargı da doğrudur. Cevabımız D şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Örnek 2. Şekildeki sürtünmesiz ideal pistonlu kapta N mol X gazı bulunmaktır. Bu kaba sabit sıcaklıkta X gazıyla tepki vermeyen Y gazı ekleniyor. Son durumda X ve Y gazlarının mol kesirleri eşit oluyor. Buna göre bu sistemle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta N mol vardı ve Y gazı eklendikten sonra mol kesirleri birbirine eşit oluyor. O zaman ne olmuştur? Demek ki kaba N mol Y eklenmiştir. Yani eşit mol sayıda Y gazı eklenmiştir. Buna göre bakalım. Kabın hacmi 2 katına çıkar. Serbest sürtünmesiz piston var. Mol sayısı N moldü. Bir N mol daha geldi. 2 N moldü. Yani N molde ve hacim ise 2 N molde ne olacaktır diye sorarsak buradan X eşittir. 2 ve hacim çıkacaktır. Yani kabın hacmi 2 katına çıkar. Doğru. İkinci yargı. X gazının kısmi basıncı değişmez. Arkadaşlar serbest pistonlu kap değil mi bu? Ve her zaman içerideki basınç P iç eşittir. Her zaman P sıfırdır. Başlangıçta kapta sadece X gazı vardı. Ve bunun yaptığı basınç Px dersek P sıfır eşitti.
Ama sonradan ne oldu? Kaba en mol daha yaya eklendi. Artık kaptaki X gazıyla Y gazlarının toplam basıncı ne eşit oldu? P sıfır eşit oldu. Ve bunların mol kesiri eşit olduğuna göre demek ki P bu basınç yaptı, P de bu basınç yaptı ve 2P basınç oldu ve P sıfır eşit oldu. Yani aslına bakarsanız X gazının mol basıncı başlangıca göre yarıya düşmüş oldu diyebilirsiniz. Çünkü N mol daha Y eklenince o da aynı basıncı yaptı. Toplam basınç P sıfır eşit oldu. Ve dolayısıyla başlangıçtakinin yarısına düşmüştür. Yani ikinci yargı X gazının basıncı değişmez yargısı yanlış oldu. Ne oldu? Yarıya indi. Üçüncü yargı X'in kısmi basıncı Y'nin kısmi basıncına eşittir. Evet, bunu nereden çıkarmıştık? Mol kesiri eşit olduğu için mol sayı eşit demiştik. Ve mol sayı eşitse kısmi basınçlar eşittir. O yüzden cevabımız D şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Föydeki ikinci ana başlığımız gazların karışması ve ilk olarak tepme vermeyen gazların karışmasından bahsedelim. Şekildeki bileşik kap sistemi, gördüğünüz gibi böyle bir bileşik kap sistemi var. Birbiriyle tepme vermeyen gazlar aynı sıcaktadır. T'leri aynı. Ve en musluğu açılıp sabit sıcaklığı yeterince beklendiğinde ne olacaktır? Kaptaki her bir gazın yeni hacmi sistemin hacmine eşit olacaktır. Gazların mol sayısı toplamı ise toplam mol sayısına eşit olacaktır. Ve karışımdaki gazların kısmi basınçları toplamı kabın toplam basıncına eşit olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Ve kabın her noktasındaki basınç eşittir de diyebiliriz. Ve buradaki sonundaki basıncı hesaplamak için kullanacağımız formül nedir? Burada verilen şu formüldür. Peki bu formül nasıl çıkmıştı arkadaşlar? Ona bakalım şimdi. Arkadaşlar P ve NRT'yi düşünelim. Yazdığımızda burada N'yi yalnız bırakırsam N eşittir ne olur? P çarpı V bölü RT olmaz mı? Peki kaptaki toplam mol sayısı neydi? N1 artı N2 eşittir N toplam değil miydi? Peki bunun yerine ne yazalım? P1 N1 yerine P1 V1 bölü RT1 yazalım. Artı N2 yerine P2 V2 bölü R T2 yazalım. Ve N toplam yerine de P toplam V toplam bölü R T son yazalım. Ve kapta sıcaklıklar aynıydı. Görüyorsunuz TT. O zaman T'ler birbirini götürecektir. R'ler zaten aynıdır. Bunlar da birbirini götürürler. Ve dolayısıyla ne olur? En sonunda buradaki eşitliğe ulaşmış oluruz. Yani P son V son eşittir. P1 V1 artı P2 V2 artı kaç tane madde varsa hepsinin toplamları olacaktır. Bu şekilde biz gaz karışımlarının sonundaki basıncını hesaplayabiliriz. Etkinlik 2. Şekildeki sistemde aynı sıcakta V hacimli kapta 0,6 atmosfer basınçta X gazı ve 2 V hacimli kapta 1,5 atmosfer basınçta Y gazı bulmaktır. Kaplar arasındaki en musluğu sabit sıcakta açılıyor. Buna göre bu sistemle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demişler. Arkadaşlar son durumda X gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur demişler. Sonra Y gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur demişler. Ve X ve C şıkkında X ve Y gazlarının mol sayı oranını sormuş. Ve D şıkkında ise kaptaki toplam basıncın kaç atmosfer olduğu sorulmuş bize. Şöyle yapalım. Şimdi kapta Y gazını görmeyin. Musluğu açtığımızda ne olacaktır? X, V hacimdeki X gazı toplam 3 V hacimine yayılmayacak mıdır arkadaşlar? Yani gazların hacmi değiştirmesi ise basıncı nasıl değişir formülü. Yani P1 V1 eşittir P2 V2 formülünü uygulayacağız. O zaman başlangıçta basıncı neydi? 0,6 atmosferdi. Ama V hacimdeydi. Musluğu açınca ne oldu? Gaz 3 V hacime yayıldığı için artık hacmi 3 V diyeceğiz. V'ler sadeleşir. 3 ile 0,6'yı sadeleşirsem P2 ne olur arkadaşlar? 0,2 atmosfer olur. Yani X gazının sonundaki basıncı 0,2 atmosfer olur. Y gazına bakalım şimdi. Y gazı başlangıçta 2 V'lik kapta 1,5 atmosfer basınç yapıyordu. Orada yine 1,5 çarpı 2 V diyeceğiz. Eşittir neye? Sonundaki basıncı çarpı toplam hacim 3 V diyeceğiz. Çünkü kapta toplamda 3 V oldu. Dolayısıyla V'leri sadeleştirirsek, 3 ile 1,5'u sadeleştirirsek buradan P2 ne çıkacaktır? 1 atmosfer çıkacaktır. Evet, her bir gazın sonundaki kısmi basıncını bulduk. X gazınki 0,2 atmosfer, Y gazınınki 1 atmosfer. Bize ne demişler? X ve Y gazlarının mol sayılarının oranını. Nx bölü Ny. Arkadaşlar, kaptaki her bir gaz kendi mol sayısına göre basınç yapmayacak mıdır? Mesela X gazın basıncı neydi? Az önce hesaplamıştık. 0,2 atmosferdi. Y'ninki ise neydi? 1 atmosferdi. Ve arkadaşlar kaptaki karışımdaki her bir gazın kısmi basıncı neydi? Onların mol sayısı doğru orantılıydı. Şöyle düşünelim, hatırlatalım isterseniz. P ve NRT yazdığımız zaman artık gazlar aynı kaptalar. Hacimleri aynı. T'leri zaten aynı. R'leri de aynı. O zaman N'leri basınçları doğru orantılı değil midir? Öyleyse biz basınçları oranı yazdığımızda aslında mol sayısı oranını buluruz. Yani Px bölü Py
oranı neye eşittir arkadaşlar? Nx bölü ny oranına eşittir. Öyleyse nx bölü ny ne çıkar arkadaşlar? X gazın basıncı 0,2 atmosfer, y gazın basıncı 1 atmosfer ve bölersek ne çıkar buradan? 1 bölü 5 ya da 0,2 sonucuna ulaşırız. Sonraki şıkka bakarsak kaptaki toplam basınç nedir diye sormuşlar. Kaptaki X gazının yaptığı basınç neydi? 0,2 atmosferdi. Y gazınınki ise 1 atmosferdi. Ve toplarsam toplam basınç ne olacaktır? 1,2 atmosfer olacaktır. Evet, bu soruda formül kullanmadan direkt soru çözdük. Ne yaptık? Gazların musluğa açılınca hacmin değişmesinden basıncın değişiminden faydalandık ve kısmi basınçlarını bulduk. Ve oradan yola çıkarak toplam basıncı veya mol sayıları oranlarını bulduk arkadaşlar. Etkinlik 3. Çekirdekli düzenekte en musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor. Buna göre bu sistem için aşağıdaki soruları cevaplandırınız demişler. Arkadaşlar sisteme baktığımız zaman bir tarafta sabit hacimli bir sistem var. Diğer tarafta ise sürtünmesiz hareketli pistonun bulunduğu bir sistem var. O zaman bu sistemin olayı nedir? Buradaki olay P0 eşittir P2. Yani iç basınç her zaman dış basınca eşit olacaktır. Ve musluğu açtığımızda da son durumda ne olacaktır arkadaşlar? Demek ki yine pistonlu kapı olduğu için son basınç aslında P0'a eşit olacaktır. Ve büyük ihtimalle böyle çıkacaktır. Peki A şıkkı pistonlu kabın hacmi kaç V olur diye sormuşlar bize. Arkadaşlar gazları karıştırdığımızda kullandığımız formül neydi? P son V son eşittir P1 V1 artı P2 V2 bağıntısıydı. Şimdi bu formülü uygulayarak sonucu bulmaya çalışalım. P son ne olacaktı? Bu sistemde pistonlu kapıda dönüştüğü için P son dış basınca eşit olacaktı. Yani 1 atmosfer. V sonu bilmiyoruz, onu bulacağız. P1 ne? Başlangıçtaki X gazın basıncı 1,5 atmosfer. Hacmi ise 2V. Artı Y gazın basıncı nedir? Neydi? İç basınç dış basınca eşitti. O yüzden Y gazın başlangıçtaki basıncı 1 atmosfer. Hacmi yine 2V idi. Hesaplarsak şimdi V son eşittir 1,5 çarpı 3'ten 2'den 3V artı 2V'den toplam 5V olacaktır. Ve kabın 2V'lik kısmını burası yapıyor. O zaman geriye kalan 3V kim yapacaktır? Bu tarafta yapılacaktır ve piston 3V'ye kadar gelip duracaktır. O zaman son durumda pistonlu kabın hacmi 3V olacak diyeceksiniz. B şıkkı X ve Y gazlarının kısmi basınçları kaç atmosfer olur demişler. Arkadaşlar musluk açıldıktan sonra artık ne yaptı? Gazlar bütün kaba yayıldı. Yani toplam 5V'lik kaba yayıldı. Öyleyse her bir gazın kendi basıncının toplam hacme göre nasıl değiştiğini hesaplayabilirdik. Bir önceki soruda yapmıştık bunu. P1 V1 eşittir P2 V2 bağıntısında. Öyleyse başlangıçta 1,5 atmosfer basınç yapan X gazı vardı, 2V'deydi. Artık ne oldu? Sonunda hacim 5V olduğu için P2 ne olur diye soruyoruz. Buradan da işlemleri yaparsak P2 eşittir 0,6 atmosfer çıkacaktır. Aynı şeyi Y gazı için yapalım. Bu X gazı içindi. Y gazı için yaparsak başlangıçtaki basıncı 1 atmosferdi ve 2V'deydi o da. Ve sonunda ne oldu? Basıncı bilmiyoruz, onu bulacağız. Hacmi ise 5V oldu. V'leri sadeleştirirsem P2 ne olacaktır arkadaşlar? 0,4 atmosfer olacaktır. Ve aslında şöyle bir şey söyleyebilirdik. Son durumda basınç 1 atmosfer değil miydi? O zaman X gazınınki 0,6 ise geriye kalan basınç kime ait olacaktır? Y gazına, o da 0,4 atmosfer olacak diyebilirdik arkadaşlar. C şıkkı. Kaptaki toplam basınç kaç atmosferdir? Arkadaşlar kaptaki toplam basınç ne olacaktı? P son P0 eşit olacaktı. Dolayısıyla ne eşittir bu? 1 atmosferdir deriz. Ve D şıkkı. X ve Y gazlarının mol oranları nedir diye sormuşlar. Yine arkadaşlar kaba baktığımızda artık X ve Y gazları aynı kapta bulunurlar. V'leri aynı. R'leri zaten aynı ve T'leri de aynı. O zaman N ile P'leri nedir? Doğru orantıdır. Yani PX bölü PY oranı neye eşittir aslında? NX bölü NY oranına eşittir diyebiliriz. Ve X gazının basıncı 0,6 atmosfer bulmuştuk. Y gazının basıncını 0,4 atmosfer bulmuştuk. Bu oran neye eşittir? NX bölü NY oranına eşittir. Ve işlemleri yaparsak buradan NX bölü NY oranını 3 bölü 2 bulacağız. Evet, sorun çözümü bu şekilde. Kapalı bir muslukta birbirine bağlı aynı sıcaklıkta iki cam balondan birinde 4 atmosfer basınçta 3 mol helyum gazı, diğerinde ise 12 atmosfer basınçta 1 mol azot gazı vardır. H2 ve azot gazlarının ideal davranışta olduğu varsayıldığına göre sabit sıcakta bu sistemle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Yargılara bakalım, ondan sonra soru çözelim. Balondan hacimleri birbirine eşittir demişler.
Musluk açıldıktan sonra gazların kısmi basınçları birbirine eşit olur demişler. Musluk açıldıktan sonra toplam basınç 4,8 atmosfer olur demişler. O zaman ilk önce bir şeklini çizelim sorunun. İki tane cam balon var arkadaşlar. Bunların arasında bir tane musluk. Bu şekilde bağlanmışlar. Ve birinde 4 atmosfer basınç yapan 3 mol helyum gazı, diğerinde ise 1 mol 12 atmosfer basınç yapan N2 gazı var. Peki arkadaşlar, şimdi ilk önce balonun hacimleri arası hakkında bir soru sormuşlar. PVNRT düşünürsek, PVNRT'de V yalnız bırakırsam N bölü P çarpı RT aslında V ile ilgili değil mi arkadaşlar? Yani bir at gazın N bölü P oranı ne eşittir aslında arkadaşlar? V'ye eşittir diyebiliriz. Öyleyse helyum gazının hacmini söylersek V helyum N'si 3 bölü 4 dersek 3 bölü 4K hacmi vardır. N2 gazın hacmini söylersek de bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 12K diyebiliriz. Ve bunları eşitlersek kaç katı olduğunu falan bulabiliriz arkadaşlar. Ve ama şu anda şunu görüyoruz. Balonların hacmi birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Bir yanlış oldu. Peki şunun paydası 12 eşittir ne olur? 9 bölü 12K olur. Yani aslında biz şunu gördük. Helyumun bulunduğu kabın hacmi 9V iken öteki kabın hacmi ne olacaktır? Azot gazının bulunduğu kabın hacmi V olacaktır diyebiliriz. Peki musluk açıldıktan sonra gazların kısmi basınçları birbirine eşit olur. Hesaplayalım. Musluk açıldıktan sonra helyum gazının basıncı ne olacak? Veya azot gazının basıncı ne olacak diye bulalım. Nasıl yapıyorduk bunu? P1, V1 eşittir. P2, V2 bağıntısı yapıyorduk. Öyleyse ilk önce helyum için yaparsak bu hesabı. Helyum başlangıçta 4 atmosfer basınçtaydı. Ve şurada basınç hacimlerine orandığımız için 9V'deydi. O zaman 4 çarpı 9 eşittir neye? P2 çarpı son hacim ne olacaktır? 9V. V daha 10V olacaktır. V'leri sadeleştirsem P2 ne çıkar? 3,6 atmosfer çıkar. Yani helyum gazı son durumda 3,6 atmosfer basınç yapar. Şimdi bu hesabı azot gazı için yapalım. Başlangıçta neredeydi? V'lik hacimde 12 atmosfer basınç yapıyordu. Sonun olduğu hacmi 10V oldu. Son basıncı ne olacaktı diye soruyoruz. V'ler yine sadeleşti. 12 bölü 10'dan da P son ne çıkar? 1,2 atmosfer çıkar deriz. Evet. Kaptaki son durumdaki helyum yaptığı basınç 3,6. N2 gazın yaptığı basınç 1,2 atmosfer oldu. Yani musluk açıldıktan sonra kısmi basınçlar birbirine eşit olmadı. İki de yanlış oldu. Ve musluk açıldıktan sonra toplam basınç 4,8 atmosfer olmuş demişler. Evet. Helyum basıncı ne bulmuştuk? 3,6 bulmuştuk. Azot gazının basıncını 1,2 bulmuştuk. Ve toplarsak arkadaşlar toplam basınç 4,8 atmosfer olacaktır. Ve üçüncü yargı doğru çıktı. Cevabımız B şıkkı yalnız 3'tür. Örnek 4. Şekildeki sistemde sabit sıcakta kaplar arasındaki en musluklar açılıyormuş. Sistem denge geldiğinde yargılanan hangileri doğru olur demişler. Bakıyoruz yargılara. Birinci yargı X'in kısmi basıncı 0,5 atmosfer olur. Y'nin kısmi basıncı 1,5 atmosfer olur demişler. Ve toplam basınç 1,5 atmosferdi demişler. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. X gazının musluk açıldıktan sonraki hacmi ne olacaktır? Bakıyorum V hacimdeydi. V hacim buradan geldi. 2V oldu. Ve 2V de buradan geldi. Toplam 4V hacime yayılacaktır X gazı. Öyleyse X gazının kısmi basıncını hesaplarken ne yapıyorduk? P1 V1 eşittir. P2 V2 bağıntısını yapıyorduk. Çünkü musluğu açtığımızda X gazı 4V hacime yayılacaktı. Dolayısıyla basıncı azalacaktı. O zaman 1 atmosfer basıncı V'de yapıyordu. Son durumda ne oldu? 4V oldu. Ve yaparsak işlemi 0,25 atmosfer basınç yaptığını görürüz. Aynı şeyi Y gazı için yapalım şimdi. Y gazı başlangıçta 2 atmosferdeydi ve 2V'lik hacimdeydi. Sonra ne oldu? Basıncını bulacağız. Toplam hacim ne oldu? 4V oldu. İşlemlerini yaptığımız zaman P2 ne çıktı Y gazı için? 1 atmosfer çıktı. Peki arkadaşlar, yargıları okursak. X gazının kısmi basıncı 0,5 demiş. Yanlış oldu. Y gazının kısmi basıncı 1 atmosferdi. Bu doğru oldu. Kaptaki toplam basınç 1,5 atmosferdi. Nedir? 1 artı 0,25'ten 1,25 olacaktır. O yüzden 3. yargı yanlış oldu. Cevabımız yalnız 2 B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Gazların su üstüne toplanması bu fölyedeki 3. ana başlığımız. Ve Dalton kısmi basınçlar kanununda
su üstüne toplanan gazların kısmi basıncı hesaplamasında kullanabiliriz. Suda çözünmeyen ve suya tepki vermeyen gazlar su üzerinde bir tüp içerisinde toplanarak hacimleri ölçülür. Ve aşağıda bu şekilde su üzerine toplanan bir miktar gazın ve iç ve dış basınçlar arasındaki denklik görülmektir. Tüpte su üzerine toplam gaz basıncı neye eşittir arkadaşlar? Buradaki su balonun yaptığı basınçla gazın yaptığı basınçlar toplamıdır. Ve burada toplam basınç hesaplanırken suyun belirtilen sıcaklıktaki buhar basıncı bilinmelidir. Ve suyun buhar basıncı yalnızca sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla sabit sıcaklıkta sisteme yapılan etkiler, yani hacim değişimi, gaz eklenmesi gibi etkiler suyun buhar basıncını değiştirmeyecektir. Dördüncü etkinlik bununla ilgili bir soru. Şekillik düzenekte 0,1 mol civa 2 oksit katısı sıcaklık denklemine göre tamamen ayrışıyor. Oluşan oksijen gazı 27 santigrat derecede tüp içerisinde toplandığında toplam basınç 407 milimetre civa oluyormuş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demişler. Evet, tüpü ısıttığımızda oradan çıkan oksijen gazı suya gönderiliyor. Ve buradaki su tüpün içinde toplanıyor. Ve buradaki oksijen gazı ve su balonun yaptığı basınç neymiş? 407 milimetre civaymış. Buna göre sorulara bakarsak, oluşan oksijen gazının mol sayısını ve kısmi basıncını hesaplayınız demişler. Ve parantez içinde 27 santigrat derecede suyun buhar basıncının 27 milimetre civa olduğu söylenmiş bize. Arkadaşlar, kaptaki ya da tüpteki toplam basınç neye eşitti? 407 milimetre civa eşitti. Peki buradaki basınç aslında neye eşittir arkadaşlar? Oksijen gazının yaptığı basınç ve su balonun yaptığı basınçlar toplamına eşittir. Toplam basınç 407 olduğuna göre oksijen gazının basıncını hesaplayabilirim. Çünkü su balonun yaptığı basınç nedir? Parantez içinde verilmiş 27 milimetre civa. O zaman oksijen gazının basıncı buradan 380 milimetre civa çıkacaktır. Peki kısmi basıncını hesapladık oksijen gazını. Başka ne sormuşlardı? Oksijen gazının mol sayısını. Arkadaşlar baktığımız zaman oksijen gazı ile ilgili hangi bilgiler verilmiş? Bakıyoruz 0,1 mol HGO tepkimeye girmiş. Bundan 0,1 mol tepkimeye girerse oluşan ürün ne kadar olur? 2'ye 1 oranı olduğu için görüyorsunuz burada 2, burada 1 oranı var. O zaman 0,05 molde oksijen gazı oluşur diyebiliriz. Yani A şıkkın ikinci cevabı NO2 nedir arkadaşlar? 0,05 mol deriz. Peki B şıkkı toplanan oksijen gazının hacmi kaç derece diye sorulmuş. Arkadaşlar bunu nasıl hesaplayacağız? Bunu da PVNRT'den hesaplayabiliriz. Çünkü soruya bakarsak tekrar soruda bize neler verilmiş? Sıcaklık verilmiş. Maddenin mol sayısı verilmiş. Ve az önce A şıkkında biz ne yaptık? Oksijen gazının basıncını milimetre civa cinsinden hesaplamıştık. Yerine koyarsak bir tek yere kaldı? V'yi bilmediğimizi görürsünüz. Ve dolayısıyla buradan ne yapacağız? V'yi hesaplayabileceğiz. İlk önce birim çevirmemiz gerekiyorsa çevirelim. Basınç neydi? 380 milimetre civaydı. Ve 760 milimetre civa 1 atmosferse 380 milimetre civa 0,5 atmosfer diyebilirsiniz. O zaman basıncı çevirdik. Çarpı ve V soruldu bize. Mol sayısını zaten 0,05 mol olarak söylemiştik. Sıcaklığa bakalım. Sıcaklık nedir? Sıcaklık 27 santigrat derece. Kelvin'e çevirsek ne olacaktır? 300 Kelvin olacaktır. Nasıl yaptık bu işlemi? 27 artı 273 yaparak hesapladık ve 300 Kelvin olduğunu bulduk. Evet arkadaşlar gelip buraya T yazacağız. 300 diyeceğiz. Peki R değerini kullanalım o zaman. Burada en mantıklısı nedir? 0,082 R'yi kullanmak. Ve işlemleri yaparsak şununla şunu sadeleştirdiğimizde burada 10 kalır. Şuradaki sıfırla bir tane sıfır götürürüz. Ve ne kaldı geriye? 0,082 çarpı 30 kaldı. Şunun sıfırını da şununla sadeleştirsem 0,82 oldu. V eşittir 3 çarpı 0,82 oldu. Bunu da yaparsak arkadaşlar 2,46 litre olacağını bulursunuz. Evet, ne yaptık? Gazın hacmini hesapladık. Gazın basıncını hesaplayabildik. Ve tepkimeye bakarak gazın mol sayısını söyleyebildik arkadaşlar. Ve sorunun her sorusunu cevaplayabildik. Beşinci örnek. Bu soru 2011 yılında LYS sınavında sorulmuş bir soru. 27 santigrat derece sıcaklıkta bir miktar magnezyum şeridi hidroklorit asit çözeltisine atıldığında oluşan tepmenin denklemi verilmiştir. Tepmede açığa çıkan H2 gazı aynı sıcaklıkta şekilde görüldüğü gibi toplanmış ve hacmi 41 mililitre bulunmuştur. Tepmede magnezyum ve hidrojen klorürün tamamı harcanmıştır şeklinde bilgi verilmiş. Açık hava basıncı 680 milimetre civa suyun 27 santigrat derecedeki buhar basıncı ise 20 milimetre civa denmiş. Buna göre tepme ile ilgili
Aşağıdaki faydalardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hidrojen gazının ideal davranışta olduğu düşünecektir. Arkadaşlar, baktığımızda sisteme hidrojen gazı, açığa çıkan hidrojen gazı tüp yardımıyla gelmiş ve burada toplanmış. Ve bakınca su burada hiç yükselmemiş. O zaman bu sistemde P0 eşittir içerideki gazların toplam basıncına arkadaşlar. O zaman P toplam nedir? 680 milimetre civadır. Peki toplam basınç neye eşittir? Hidrojen gazıyla su buharının yaptığı basınçlar toplamına eşittir. Ve suyun buhar basıncı 20 milimetre civa verilmiş. O yüzden 680 eşittir. pH 2 artı 20 dersek hidrojenin kısmi basıncını ben buradan ne bulurum? 660 milimetre civa bulurum. A şıkkını okuyalım. Toplanan hidrojen gazının kısmi basıncı 660 milimetre civa demişler. Yani doğru. B şıkkına bakalım şimdi. Magnezyumun mol sayısı hidrojen klorürün mol sayısına eşittir demişler. Tepmeye bakmamız lazım bunun için. Tepmede magnezyum ve hidrojen klorürün tamamı harcanmış. Öyleyse tepmeye baktığımızda 1'e 2 oran var. Yani 1 mol bundan varsa bundan 2 mol olmalıdır ki tamamı harcanabilsin. Eşit mol sayıda olursa ne olur? Magnezyumdan bir miktar artar. O yüzden magnezyum ve hidrojen klorürün mol sayıları birbirine eşit değildir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Örnek 6. 27 santigrat derece sıcaklıkta 787 mm civa basınçta su üzerine toplanan helyum gazının hacmi 492 cm küptür. Buna göre su üzerine toplanan helyum gazı kaç moldür diye sorulmuş arkadaşlar bize. Ve soruya bakınca arkadaşlar sıcaklığı görüyoruz. Hacmi görüyoruz. Ve dolaylı olarak da basıncı görüyoruz. Ve buradan ne kullanacağımız aklımıza geliyor? P ve NRT bağıntısını kullanacağımız aklımıza geliyor. Evet, ilk önce toplam basınç 787 olduğuna göre helyumun kısmi basıncını hesaplayalım. Nasıl yapacağız bu işi? Toplam basınç helyumla su buharının toplam basıncına eşittir. Öyleyse 787 eşittir. P helyum artı suyun buhar basıncı. O da parantez içinde verilmiş 27 diye. Buradan helyum gazının kısmi basıncını 760 milimetre civa olarak hesaplayacağız. Ve buradan da 760 milimetre civa bir atmosfer basınç vereceğiz. Ve gelip buraya ne yazacağız? Artık basıncı biliyoruz. Bir atmosfer. Hacim 492 santimetre küp. Arkadaşlar bunu litreye çevirmem gerekiyor. O yüzden santimetre küpü litre çevirirken 1000'e böldüğüm için V eşit ne olacaktır? 0,492 litre olacaktır. Yine yazıyoruz. 0,492 yazıyoruz. Mol sayısını bize soruyorlar zaten. O yüzden R'yi 0,082 kullanıyorum. Çünkü sıcaklık değerini 27 santigrat derece yani 300 Kelvin. O yüzden buraya 300 yazdım. Ve işlemlerini yaptığımızda arkadaşlar buradan cevabımız 0,02 mol çıkacaktır. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. 7. örnek. Bu soru 1992 yılında ÖSS sınavında sorulan bir sorudur. Ve soruda çekirdek silindirin hacimleri içlerindeki sıvı su miktarı ve su buharı basınçları birbirine eşittir. Şekil 1'de sabit sıcaklıkta hacim genişletiliyor. Şekil 2'de ise sabit hacimde sıcaklık yükseltiliyor. Bu silindirde değişimlerinden hangileri gerçekleşir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar burada piston yukarı doğru çekersek hacim genişler ve su buharı basıncı değişmeyeceği için arkadaşlar çünkü sıcaklık sabitledi burada. Buhar basıncı aynı kalacaktır. Dolayısıyla daha aynı buhar basıncı yapmak için su sıvısından bir kısım buharlaşacak ve kapta buhar molekülü sayısını artıracaktır. Fakat birim hacimdeki buhar molekülü sayısı sabit kalacağı için buhar basıncı değişmeyecektir. İkinci kapta ise sıcaklık arttırıldığı için daha çok sıvı buharlaşacaktır ve hacim sabit olduğu için basınç artacaktır. Ve daha fazla sıvı buharlaştığı için gaz molekül sayısında artma, sıvı molekül sayısında azalma olacaktır. Şimdi yargıları okursak, su buharı basıncında birinci kapta artma demiş. Arkadaşlar sıcaklık sabit olduğu için birinci kapta suyun buhar basıncı değişmedi. O yüzden bir yanlıştır. Ama ikinci artma demiş, bu doğruydu. Fakat bundan dolayı yanlış oldu. İkinci yargı H2O sıvı molekül sayısında azalma oldu demiş. Evet, her iki kapta da H2O sıvı molekül sayısında azalma oldu. İki doğru. Üçüncü yargı H2O gaz molekül sayısında artma olur demişler. Evet, her iki kapta da ne oldu? H2O buhar molekül sayısı arttı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı 2 ve 3'tür. Örnek 8. Tepmesine oluşan hidrojen gazı 27 santigrat derecede şekildeki gibi su üzerine toplanmış ve hacmi 50 mililitre bulunmuştur. Açık hava basıncı 780 mm civa ve 27 santigrat derecede suyun buhar basıncı 20 mm civa olarak verilmiş. Buna göre su üzerine toplanan hidrojen gazının mol sayısı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar verilen bilgilere göre ilk önce hidrojen gazının basıncını bulacağız. Ve açık hava basıncı 780 mm civadır.
Su sıvısı burada yükselmediğine göre demek ki buradaki gazların yaptığı basınç açık hava basıncına eşittir. Yani P0 eşittir P toplam ve bu da eşittir 780 milimetre civadır. Arkadaşlar P toplam neye eşitti? P toplam hidrojen gazının basıncıyla suyun buhar basıncılarının toplamına eşitti. Öyleyse 780 eşittir pH2 artı suyun buhar basıncı şurada verilmiş 20 mililitre civa diye. O zaman hidrojen gazının basıncı ne çıkar? 760 milimetre civa çıkar. Ve bu da neye eşittir? 1 atmosfer eşittir. Peki benden hidrojen gazının mol sayısını istiyorlardı. Ve biz neyi kullanacağız? Param varsa Nerat formülü kullanacağız. Ama burada ne yapmamız gerekiyor? Hacim, basınç, sıcaklık gibi değerleri değiştirmemiz gerekiyor. Hacim ne demişler? 50 mililitre demişler. O zaman bunu litreye çevirirsek 50 mililitre eşittir 50 bölü 1000'den 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre arkadaşlar. Sıcaklığı çevirirsek 27 santigrat derece. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 300 Kelvin'e eşittir deriz. Ve artık her şeyi yerine koyabiliriz. P ne? 1 atmosfer. Hacim 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre eşittir. Mol sayısını bilmiyorum. N eşit çarpı R'sini ne kullanacağız? Sıcaklık 300 olduğu için 0,082 kullanalım. Çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 300 diyeceğiz. İşlemlerini yaparsak şimdi. Şu sıfıra götürsek burası ne olacaktır? 8,2 olacaktır. Ve buradan neye hesaplarsak arkadaşlar ne çıkacaktır cevabımız? 2 çarpı 10 eksi 3 çıkacaktır. Ödev testlerini çözerek anlattıklarımızı tekrar edelim. Birinci soru. İdeal bir gaz karışımındaki gazın mol sayısının toplam mol sayısının oranı aşağıdakilerin hangisine eşittir demişler. Arkadaşlar bu kavram mol kesitidir. Bu sebeple cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci soru. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan gazların toplam basıncı 100 cm civadır. Buna göre bu sistemle ilgili aşağıdaki felen hangisi doğru verilmiştir? Helyum gazının mol kesiri ve H2 gazının kısmi basıncı sormuş bize. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? İlk önce her iki gazın da molünü hesaplayalım. N helyum eşittir. 0,4 bölü 4'ten 0,1 mol çıkacaktır. Hidrojen gazının mol sayısını hesaplarsak bu da 0,8 bölü 2'dir. Parantez içinde 2 diye verilmiş. Buradan da 0,4 mol olduğunu bulacağız. Peki ilk olarak ne sormuşlardı? Helyum gazının mol kesini. X helyum ne eşittir? Helyum mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Helyum mol sayısını 0,1 bulmuştuk. Bölü toplam mol sayısı 0,4 artı 0,1'den 0,5'tir. Buradan da 1 bölü 5 yani 0,2 çıkacaktır. Peki bunu hesapladık. O zaman A şıkkı, C şıkkı ve E şıkları gitti. İkinci kısmı ne sormuşlardı? Hidrojen gazının kısmi basıncı. Arkadaşlar toplam basınç 3 cm civaydı. O zaman 0,5 mol gaz kaç santimetre civa basınç yapıyor? 100 santimetre civa basınç yapıyor. Öyleyse ne diyeceğiz? 0,4 mol gaz kaç santimetre civa basınç yapar? Buradan da hesaplarsak arkadaşlar 0,4 çarpı 100 bölü 0,5 yaparız. Ve buradan da 80 milimetre santimetre civa çıkacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü soru. Şekildeki kapta sabit sıcaklıkta helyum ve hidrojen gazları bulunmaktır. Kaptaki helyum gazının mol kesiri 0,5'tir. Buna göre helyum ve H2 gazları için niceliklerden hangileri eşittir? Arkadaşlar mol kesiri 0,5 olduğuna göre hidrojen gazının da mol kesiri 0,5'tir. Yani ne demektir bu? İkisinin de mol sayısı aynıdır arkadaşlar. Mol sayıları aynıdır. Ve mol sayıları aynıysa kısmi basınçları da aynıdır. Fakat kütleleri aynı mıdır? Hesaplayalım isterseniz. Mesela ikisi de K mol olduğunu düşünürsek K eşittir. M bölü hidrojen için hesaplayalım. 2'den M eşittir çıkar. 2 kg çıkar. Aynı şey helyum için hesaplarsak. Onda mol sayısı K demiştik. Onun kütlesini soruyorum. M helyum diyoruz. Ve M A'sı nedir? 4'tür. O yüzden M helyum ne çıkacaktır? 4K çıkacaktır. Yani kütleleri eşittir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Dördüncü soru. Kapalı bir kapta bulunan X ve Y gazların hem kısmi basınçları hem de öz kütleleri eşittir. Buna göre X ve Y gazların aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye söylenmiş. Arkadaşlar kısmi basınçları eşitse ikisinden de N mol var diyebiliriz. Yani mol sayıları eşittireceğiz. Ve öz kütleleri eşitse arkadaşlar aynı kapta mol sayıları aynı olduğuna göre nedir arkadaşlar? Hacimler eşittir. D eşittir M bölü V'ydi. Aynı kaptalar hacimleri aynı.
Öz kütleleri de aynı ise arkadaşlar ne olacaktır? Demek ki kütleleri de aynı olmak zorundadır. Yani arkadaşlar bunların mol kütleleri birbirinin aynısı. Çünkü eşit mol sayıda eşit kütleleriler. Bu sebeple mol kütleleri aynı olması gerekiyor. O zaman aynı mol kütleleri olan gazları seçeceğiz. CH4'ün mol kütlesini hesaplarsak 16 olur. Oksijen ise 32'dir. Bu değil. Oksijen gazı 32'dir. C2H6 ise 30'dur. Bu da değil. C3H8, 3 kere 12, 36, 8 daha 44 yapar. Karbondioksit 2 kere 16, 32, 12 daha 44 yapar. Yani cevabımız C şıkkı olacakmış arkadaşlar. 5. soru. Çekirdek düzenekte sabit sıcakta en musluğu açılarak N2 gazının yarısı birinci kaba aktarılıyor ve musluğu kapatılıyor. Buna göre birinci kaptaki gaz basıncı kaç atmosfer olur demiş. Arkadaşlar azot gazı 2 atmosfer basınçta T sıcakta ve 4W'deydi. Ve bunun yarısını bu kaba aktarıyoruz. Yarısını aktarmamız demek 4W'de 1 atmosfer basınç yapan kısmıdır. Tekrar ediyorum. Yarısı demek arkadaşlar 4W'lik kapta 1 atmosfer basınç yapan kısmıdır diyebiliriz. Peki 4W'lik kapta 1 atmosfer basınç yapan kısmını VT kaba aktardım. O zaman buradaki basınç ne olur diye soracağız. Yani P1 V1 eşittir. P2 V2 yapacağız. Öyleyse 1 atmosferi 4V'de yapıyordu. Artık nerede? 2 V hacimde. Sadece sen de buradan P2 ne çıkar arkadaşlar? 4 atmosfer çıkaracaksınız. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. 6. soru. Hacmi 5.6 litre olan şekildeki kaba aynı sıcaklıkta kaç gram daha kükürt dioksit gazı eklenirse gazın basıncı 4 atmosfer olur demişler. Ve SO2'nin emansı 64, SO2'nin ideal davranışta olduğu söylenmiş bize. Arkadaşlar o zaman biz 4 atmosfer basınç yapabilecek gazın kaç mol olduğunu hesaplayalım ilk önce. Nereden hesaplayacağız bunun? P ve NRT bağıntısını hesaplayacağız. Basıncının 4 atmosfer olmasını istiyoruz. Hacmi 5.6 litre. Mol sayısını bilmiyorum onu soracağım. Ve R nedir? Sıcaklığa bakalım. Sıcaklık 0 santigrat derece yani 273 Kelvin'dir. O zaman R'yi 22,4 bölü 273 sayısını kullanacağız. Çarpı 273 diyoruz. Ve burada 270'ler birbirini götürüyor. 5.6 çarpı 4 dersek arkadaşlar ne olur? 22,4 olur. Yani bunlar da birbirini götürür. N eşittir. 1 mol olur. Yani kapta 4 atmosfer basınç yapabilmesi için gazın 1 mol olması gerekiyor. Peki bizde ne kadar var? 16 gram var. O zaman 1 molün kaç gram olduğunu söylersek 1 mol nedir? MA'ya baktığımız zaman 64 gramdır. O zaman 16 gram vardı. Üzerine 48 gram daha eklersek ne olur arkadaşlar? Kaptaki basınç 4 atmosfer olur diyeceğiz. 7. soru. Şekildeki V hacimli bir kapta T sıcaklığında 0,25 mol kükürt dioksit gazı bulunmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta 1 mol metan gazı ekleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Kaptaki gaz kütlesi 2 katına çıkar, kaptaki mol sayısı 5 katına çıkar gibi ifadeler var arkadaşlar. O zaman biz ilk önce ne yapalım? Kaptaki mol sayısını, kaptaki basıncı, kaptaki kütleyi bir hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle 0,25 mol vardı. Buraya 1 mol daha gönderince ne olacaktır? Toplam mol sayısı 1,25 mol olacaktır. Peki kütleye bakalım. 0,25 mol SO2 kaç gramdır diye bakalım. 1 mol SO2 hesaplarsanız arkadaşlar 64 gram yapar. S32 oksijen 16 çarpı 2'den 16 32 olur. Toplarsan 64 olur. Öyleyse 0,25 mol nedir diye sorduğumuzda X eşit ne çıkar? 16 gram çıkar. Peki 1 mol CH4 hesaplarsanız C12 düzen 1 olduğu için de bu da 16 gramdır. Yani toplam kütle ne oldu? 2 katına çıktı. Yani A şıkkı doğruymuş. Kaptaki mol sayısı 5 katına çıkar demiş. 0,25'ti. 1,25 oldu. Yani 5 katına çıktı. Bu da doğru. Kaptaki basınç 2 katına çıkar demişler. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü kaptaki mol sayısı 5 katına çıktıysa basınç da 5 katına çıkar. O yüzden C şıkkı yanlış diyoruz. 8. soru. Şekilde gösterilen sistemde kaplar arasındaki M muslukları sıcaklık değiştirilmeden açılıyor. Sistem denge geldiğinde yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş ve X ve Y gazlarının birbiriyle tepme vermediği söylenmiş arkadaşlar. Bu tür sorular neydi? Karışım problemleriydi. Ve karışım problemlerinde arkadaşlar ne yapıyorduk? P1, V1 artı P2, V2 eşittir P son, V son bağıntısını kullanıyorduk. Ve eğer ki musluk açıldığında bu gördüğünüz pistonlu kaptan dolayı ne olacaktır? Son durumda basıncın dış basınca eşit olması gerekiyor. Normal durumda. Bakalım öyle olacak mı? Başlangıçtaki basınç nedir? 0,5 atmosfer 4W'de. Y gazına baktığımız zaman P0 1 atmosfer iç basınç dış basınca eşit olacağı için ne olacaktır?
basıncı 1 atmosfer olacaktır ve hacmi 4 V'dir. Sonunda ne oluyor? 4 V burası. 4 V de burası. Toplam 8 V. Bir de buradan gelecek. Ama buradan ne kadar geleceğini bilmediğim için ben ne biliyorum aslında? Sonundaki basıncı biliyorum. P son 1 atmosfer diyorum ve V sonun ne olduğunu hesaplamaya çalışacağım. 0,5 çarpı 4V 2V yapar. Artı 4V daha ne yapar? 6V yapar. Yani V son ne olmalıdır? 6V olmalıdır. Dış basınç 1 atmosfer olabilmesi için. Fakat baktığımız zaman bizim katlanımızda 4V ve 4V toplam 8V'lik kısım nedir arkadaşlar? Sabit hacimlidir. Diğer kısım ise nedir? Hacmi değişen bir sistemdir. Ama toplam basıncın 1 atmosfer olabilmesi için ne olması gerekiyor? 6 ve 6 atmosfer olması gerekiyor. 6V olması gerekiyordu. Dolayısıyla ne olacaktır bu sistemde? Piston buraya kadar yapışacaktır. Çünkü içerideki basınç 1 atmosferi karşılayamaz. Ve dolayısıyla artık ne olacaktır? Buradaki kaplanın sistemi sabit hacimli kaba dönecektir. Yani artık biz şunu söyleyemeyiz. P son 1 atmosfer diyemeyiz. V sonun en son 8V olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şuradaki bağıntıda P son yerine 1 yazmak yerine V son yerine 8V yazarak devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar yaparsak 0,5 çarpı 4V artı 1 çarpı 4V ne eşittir? P son çarpı 8V edeceğiz. V'ler birbirini götürür. 2 artı 4 eşittir. P son çarpı 8 olur. Ve buradan P sonu hesaplarsak 0,75 atmosfer olarak buluruz. O yüzden birinci yargı doğru oldu. Toplam gaz basıncı 0,75 atmosferdir. İkinci yargı. Y'nin kısmi basıncı x'in 2'nin 2 katıdır. Hesaplayalım arkadaşlar. Başlangıçta x neredeydi? 0,5 atmosferi 4V'de yapıyordu. Sonra ne oldu? Artık kapı hacmi 8V oldu. O yüzden 0,5 çarpı 4V eşittir. Bu arada kullandığımız formül neydi? P1V1 eşittir. P2V2'di. Kabın hacmi değişirse gazın basıncı nasıl değişir diye. P2 çarpı 8V deriz. Buradan da hacim 2 katına çıktığı için basıncı yere düşer deriz. Yani 0,25 atmosferdir x'in basıncı. Y'nin ikini hesaplayalım. Y için yaparsak yine P1 V1 P2 V2 bağıntısını başlangıçta 1 atmosferdeydi. 4 V'lik hacimdeydi. Sonra ne oldu? Basıncı bilmiyoruz ama hacim 8 V oldu artık. Dolayısıyla buradan P2 ne çıkacaktır? Buradan da 0,5 atmosfer çıkacaktır. Yani Y gazının basıncı x'inkinin 2 katı oldu. İkinci önemli doğru oldu. C şıkkı gaz karışımının son hacmi 12 V'ydi demiş. Arkadaşlar yanlış. Çünkü son durumda basınç 1 atmosfer olamadığı için buradaki piston tamamen buraya kadar yapıştı. Ve de son durumdaki hacmimiz ne olmuştu? 8 V olmuştu. Ve biz buna göre ne yapmıştık? Buradaki işlemleri değiştirmiştik. O yüzden 3. yargı yanlış. Ve cevabımız C şıkkı 1 ve 2'dir. 9. soru. Sabit hacim ve sıcaklıkta gerçekleşen tepmelerin hangisine kaptaki gaz basıncı artar demişler. Arkadaşlar gaz basıncı artması neye bağlıdır? P ve NRT bağıntısına bakarsak. V azalırsa, N artarsa veya T artarsa bunlardan biri olursa gaz basıncı artar. Peki A şıkkına bakıyoruz. Karbon katı tepmeye girmiş bir tane oksijenle ve bir tane karbondioksit oluşturmuş. Yani 1 mol gaz girip 1 mol gaz çıkıyor. Ve tepmede gaz mol sayısı artarsa ne olur? Gaz basıncı artar. Bize ne demişler bu arada? Sabit hacim ve sıcaklıkta. Yani V ve T sabit. O zaman neye bağlıdır gaz basıncındaki artış? Mol sayısının artışına bağlıdır. O zaman tepmelerde gaz mol sayısının arttığı tepmeyi bulmamız gerekiyor. Bu tepmeye baktığımız zaman bir kat sayısı, iki kat sayısı toplam 3 tane gaz giriyor. Bir iki daha kat sayısı 3 tane gaz oluşuyor. Gaz mol sayısı sabit. C şıkkına bakarsak 1, 3 daha 4 tane gaz giriyor. Ve baktığımız zaman 1, 2 daha 3 tane gaz çıkıyor. O zaman burada ne olur? Gaz basıncı azalır. Çünkü gaz mol sayısı azalıyor. D şıkkına baktığımız zaman 2 tane gaz girip 3 tane gaz çıkıyor. Ne oluyor? Gaz mol sayısı arttığı için basınç da artıyor diyeceksiniz ve cevabınız D şıkkı olacaktır. 10. soru. Şekildeki kapta 27 santigrat derecede su üzerinde bulunan 246 mililitre N2 gazı toplanmıştır. Atmosfer baz basıncı 787 milimetre civarıdır ve 27 santigrat derecede suyun buhar basıncı 27 milimetre civarıdır. Buna göre su üzerinde toplanan N2 gazı kaç moldür diye sorulmuş. Arkadaşlar yine baktığımızda su tüp içerisinde yükselmemiş. Yani buradaki içerideki basınç P0'a eşittir diyeceğiz. O zaman P0 eşittir P toplam ise nedir bu? 787 milimetre civadır. Peki P toplam neye eşitti? P toplam içeride toplanan N2 gazının basıncıyla su buharının toplam basıncına eşitti. Öyleyse 787 eşittir. PN2 artı su buharının basıncı burada verilmişti.
27 diye. Buradan da PN2 ne çıkar arkadaşlar? 760 milimetre civa çıkar. Ve bu da neye eşit arkadaşlar? 1 atmosfer basıncı eşittir. Evet, bu sorunun benzerlerini çözmüştük. Ve bize Moisés'in soruyorsa ne yapıyorduk? PVNRT kullanıyorduk arkadaşlar. Ve PVNRT kullanırken basıncın atmosfer cinsinden, hacmin litre cinsinden, N'nin mol sayısı ve T'nin de Kelvin cinsinden olmasına dikkat ediyoruz. O yüzden birini çeviriyorum. O yüzden burada 160 mm civarıya direkt atmosfere çevirdim. Peki 246 mililitre nedir? 1000'e bölersek 246 bölü 1000'den 0,246 litredir arkadaşlar. Ve T'yi söylersek 27 santigrat derece demiş. O zaman bu da nedir? 300 Kelvin'dir deriz. Aşağı yazıyorum arkadaşlar sorun çözümünü. Neydi? Basınç 1 atmosferdi. Hacim 0,246 litreydi. Eşittir. Moisés'in bilmiyorum, onu hesaplayacağım. R'yi ne kullanalım? Sıcaklık 300 Kelvin olduğu için 0,082 kullanıyorum. Ve çarpı 300 diyorum arkadaşlar. Buradaki işlemleri yaptığımızda N değerini 1 çarpı 10 eksi 2 olarak hesaplıyoruz. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. soru. Şekildeki pistonluk kapta su üzerinde 24 santigrat derecede helyum gazı toplanmıştır. Kaptaki toplam basınç 373 mm civa ve 24 santigrat derece suyun buhar basıncı 23 mm civa diye verilmiş. Sabit sıcaklıkta piston ok yönde itilerek gaz hacmi yere düşürürse kaptaki toplam basınç kaç milimetre civa olur demişler. Arkadaşlar burada gaz hacmini yere düşürürsek bu basınçtan, bu düşmeden etkilenen kim olacaktır? Helyum gazı olacaktır. Su buharı bunu etkilemez. Çünkü suyun buhar basıncı etkilenen faktörler neydi? Sadece sıcaklıktı. Ve burada sıcaklık değişmediği için arkadaşlar hacmin değişmesi suyun buhar basıncını etkilemeyecektir. Öyleyse biz toplam basınç verilmiş. Buradan ne yapalım? Helyum gazının basıncını bulalım. Toplam basınç 373 mm civa. Bu neye eşittir? Helyumla suyun buhar basınçları toplamına eşittir arkadaşlar. Ve 373 eşittir. Helyumun basıncı bilmiyorum ama suyun buhar basıncı neymiş? 23 mm civa. Buradan da helyumu yalnız bırakırsam ne olur? 350 mm civa basıncı olduğunu buluruz. Peki, başlangıçta durum buydu. Sonra ne oldu? Piston aşağı itildi, hacim yere düşürdü. Hacim yere düşürünce suyun buhar basıncı değişmedi fakat helyum basıncı ne olacaktır? Değişecektir. Öyleyse ne yapalım? Hacim yere düşünce helyum basıncı ne olacaktır diye bulalım. Bu nasıl yapıldı? P1, V1 eşittir. P2, V2 bağıntısına yapıyorduk. Başlangıçtaki hacmi basıncı 350 idi. Hacmine V diyelim. Sonraki basıncı ne olacak diye soracağız ama hacim ne oldu? Yere düştüğü V, V bölü 2 oldu. V'ler gitti ve P2 ne çıktı arkadaşlar? 700 çıktı diyorsunuz. Peki. Helyum gazının basıncı 700 oldu. Suyun buhar basıncı değişmemişti. O da 23 olarak kaldı. Toplarsam ne oldu son basınç? 723 milimetre civa oldu diyeceksiniz ve P toplam budur diyeceksiniz. Ve cevabımız E şıkkı olacaktır. 12. soru. Eşit kütlelerde oksijen gazı ve CH4 gazından içeren bir karışımda toplam basınç 90 santimetre civadır. Bu karışımla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar soru kısmi basınçla ilgili bir sorudur. O yüzden biz bu maddenin moleküler oranlarını bulalım. Buradan da her maddenin kısmi basıncını hesaplayabilir ve buna göre sorularına cevap verebiliriz. Örneğin ne demişler? Oksijen gazının kısmi basıncı 30 santimetre civadır demişler. Hemen bakalım arkadaşlar. Kapta ne vardı? Eşit kütlede oksijen gazı ve CH4 gazı vardır. Şimdi rasyonel sayılar ulaşmamak için bunların emalarına bakalım. Oksijen eması 32, CH4'ün eması 16. Eşit kütlede aldığımızı farz edersek ne olur? CH4'ten 32 alalım. Oksijenden de 32 alalım. Ya da 32 kg gram alalım ikisinden de. O zaman bunların mol sayısı ne olur? 32 kg bölü 32'den oksijenin mol sayısı K mol çıkar. CH4'ün mol sayısını hesaplarsak ne olur? 32K bölü 16'dan 2K mol çıkacaktır. Ve kapta o zaman ne oldu? Toplam K artı 2K'dan 3K mol gaz oldu diyebiliriz. Toplam basınç 90 santimetre civarıydı. Öyleyse 3K mol gaz 90 santimetre civa basınç yapıyorsa K mol gaz kaç santimetre civa basınç yapar diye sorun. Buradaki K mol olan kimdi? Oksijendi. Buradan da onun basıncını buluruz. 30 santimetre civa çıkar cevabımız. Yani birinci yargı doğru oldu.
Oksijen gazının mol kesiri 1 bölü 3 demişler. Mol kesiri nasıl hesaplanıyordu? XO2. Oksijen gazının mol sayısı K demiştik. Toplam mol sayısı 3K demiştik. Yani mol sayısını toplam mol sayısına bölersek mol kesirini bulurduk. O yüzden K'lar gider ve buradan ne çıkar? 1 bölü 3 çıkar. Yani ikinci yargı doğru oldu. CH4 gazının mol sayısı oksijen gazının mol sayısının 2 katıdır. Evet, gördüğünüz gibi 2K'ya K idi. O yüzden bu da doğru çıktı. Cevabımız E şıkkı 1, 2, 3 oldu. Arkadaşlar, filmimizin sonuna geldik. Bu konuyla ilgili sorular çözmeniz gerekmektedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.